Bünyamin Tangal YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Adobe X Design'da rahat, klasik bir çalışma yapacağız. Mobil arayüz tasarlayacağız. Burada yapacağımız şeyler renk uyumunu vesaire değiştiririz. Genelde tasarımın aynısını yapacağız, taklidini geçireceğiz. Sonrasında da renkleriyle oynayacağız. Ve üzerindeki gördüğümüz vektörleri nasıl hızlı bir şekilde elde ederiz bir de ondan bahsedeceğim. Şimdi öncelikle hangi ekran tasarlayalım? Şu ekranı tasarlayalım. Bu ekranda zaten bir şey yok. Ne diyelim oraya? Board diyelim. Böyle geçirelim. Şimdi i̇şte buradaki arka planı alalım. Zaten arka planda tasarımcı arkadaş beyaz kullanmış. O yüzden çok zorlanmayacağız. Font olarak da aynısını yapmak zorunda değiliz. SF Pro seçelim. Apple'ın kullanmış olduğu varsayılan font find the best Şöyle bir yazımızı yazalım. Burada da boyutunu tahmini olarak 24 seçmiştir. Evet. Başlıklarda hiçbir şekilde regular kullanmayın. Bold ya da medium kullanın ki alttaki fontu kullandığımızda Başlık hoş ve güzel dursun, bir de çekici olsun. Buraya, şurada bir tane Lorem Ipsum açalım. Böyle hepsini yazmaktansa şuradan toplar toplar geçiririz. Ve size tavsiyem hiçbir şekilde şunu kullanmayın. Bakın şu kenarda gördüğümüz otomatik genişlik olayı var ya bunu yaptığımız zaman bu genişlikle oynayamıyoruz. O yüzden bu her daim şu seçenekte kalsın. Düzenlenmiş seçenek. Bunu istediğiniz zaman ileri geri oynayabilirsiniz. Bunu çok zor öğrendim ben ya şu kısmı. Çünkü genelde hep bunu kullanıyorum ki büyüklüğünü otomatik ayarlayayım diye ancak öyle olmuyor. Şu daha kullanışlı oluyor. Başlıklarda genelde şunu kullanacaksınız. Öyle daha iyi olacaktır. Şimdi find the online mentor burada çok fazla boğmuş bence. Ben bunu şu, şu, renk yapacağım. Tamam mı? Ondan sonra şuraya da bir buton çizeceğiz. Butonun ortalama boyutu tahmini olarak şöyle birazcık akıcı duruyor. Böyle genişliğinde birazcık almış. Şunu şöyle yükseltelim. Tamamdır. Sonra bunu büyüttüğümüz zaman böyle tamam. Şimdi bir de şunu söyleyeyim. Arkadaşlar layout'larla çalışın. Düzenli olması için layout kullanmanız şart. Şu an burada bir layout gerekmiyor. Haklıyız. Haklısınız. Ama şu kısımda layout gerekecek. O yüzden layout kesinlikle kullanın. Hadi seni de yapalım. Şimdi o ikonları normalde biz birkaç siteden alırız. Freepik gibi ona benzer Enmat olabilir. Bunların vektörünü Illustrator'da SVG dosyasına çevirip vektörel olarak Adobe Design'e geçiririz. Sonra bir adamla çıkmış demiş ki, ya siz niye bu kadar uğraşıyorsunuz? Buna ne gerek var? Ha? Yani niye? Bu tasarımcılar niye yoruyorsunuz siz demiş ve story seti tasarlamış. Burada birçok e, vektörün genellikle bu tarz tanıtımlarda kullanılan vektörün SVG halini, PNG halini ya da durum bakın başka neler var? Ha, iki çeşit var. Vektörel ya da piksel halini siz buradan alabiliyorsunuz ve bir de şu var. Onu göstereyim. Bu ne yapıyor? Telefonla oynuyor. Fon diyelim. Bakın bu renk bize uymuyor ve bunun seçtiği olay bro, bro dediğimiz seçenek. Şunu alalım. Bakın change color de diyor diyor ya burada. Buradaki ana rengimiz ne bizim abi? Şu. Bunu al, buraya getir. Hiç uğraşma bile. Gördüğünüz üzere artık dosyamız hazır. Çok boğulabilir ki çok boğuldu şu rengi almamız gerekiyor arkadaşlar şöyle. Bu renk bize tam uyar. Kapatalım. Zaten sitede farkındaysanız birazcık Flaticon'a benziyor. Flaticon tarzı yapmışlar şu kısımlar mesela. Aynı yazılım bile kullanılmış olabilir. Ya da taklit geçirmişler da. Şimdi bakın. Neredeyse tasarımımız benziyor birazcık hızlanalım çok vakit kaybetmeyelim çünkü tasarımları hızlıca bitirelim ki sizi de sıkmayalım şöyle bitirelim sonra direkt ana sayfaya geçiyoruz ana sayfada e, layout kullanacağız layout'u da iki tıklayıp kenarda grid sisteminde layout kullanıyorsunuz. Burada da yüksekliklerini, genişliklerini ayarlayabilirsiniz. Ben pek oynamıyorum onlarla. Genelde varsayılanı kullanıyorum. Ama siz de oynayabilirsiniz. Mesela projede dendi ki kenar uzunlukları birazcık kısılsın. Kenar uzunluklarını kıstık. Ya da biraz daha genişlet gibi gibi. Ama şu an iyi. Aslında biraz daha geniş yapılabilir de ben bunu tercih edeceğim şu an. Şöyle hemen Burada kaygan bir buton seçip butonları burada birazcık daha keskin yapmış. Güzel durmuş mu? Sanki pek hoş olmamış gibi. Bunu genelde 10 default seçelim. Alttaki butonlarımız da 10 olsun. Şimdi onların altı kaygan durunca hani üstte keskin kullandık altta niye bu kadar yamuk oluyor? Biraz şahsen ben beğenmiyorum ama tercih meselesi tabii. Biraz tombul oldu gibi ya. Küçültelim bunu. Elimde mouse'a deniyor. Şeye de mouse'u aman mikrofona çarpıyor. Ara sıkıntı oluyorsa kusura bakmayın. Şimdi 18,72 kullanalım. Şuradaki rengi almak bir ölüm zaten. Şöyle yakınlaştıralım. Tamam. Taklit ettiğiniz hiçbir şey öncekiyle o taklit ettiğiniz şeyle aynı olmasın. Üzerlerine bir şeyler katın. Burada amacımız aslında taklit değil. Size burada neyin nasıl kullanılacağını göstermek. Hani butonları nasıl koyacağız? Butonların küçüklüğü, büyüklüğü nasıl olmalı? Bunları gösteriyorum. O yüzden ben şu an şey tasarım kullanıyorum, taklit tasarım. Normalde hayal gücünüzü kullanın. bunu şöyle farklı şekillerde yapmak, farklı modüller eklemek sizin elinizde. İki tane, i̇ki tane dikdörtgen çizseniz pat ilham geliyor zaten. Çünkü şöyle bir de taklite başlarsanız özgün bir iş çıkarmamaya başlarsınız. Özgün iş çıkarmayınca da başkalarının uygulamalarını taklit edersiniz. Bu sefer özgün olmaz. Biraz kendinizi kullanın. Başka ne alabiliriz? Şunu alalım. Bunun rengini şu yapacağım ki hoş dursun diye. Mesela bakın tasarımcının bir hatası. Burada mavi kullanılmış. Buradaki renklerle pek uyum sağlamamış. Ne bileyim bir güzel durmamış şahsen. Renklerin uyumlu olması gerekiyor. PNG'yi kaydettik ama SVG'de kaydetsin. Mesela buradaki arkadaki renk sanırım tam beyaz değil. Tam beyaz kullanmış. Mesela bizim şunlar çok büyük oldu. Bunları küçülteceğiz. Hatta 13 28 yapacağız ki böyle abes durmasın. Şöyle. Buraya da bir tarih yazalım. Tarih yazdık. Bütün kursları göster. Şöyle bir inceleme indirme yapalım. Şunu birazcık küçültelim ki daha böyle hoş dursun. Hatta bunun rengini şöyle yaptık. Yani dur şöyle yapalım tamamdır. Şimdi alta yuvarlaklarını ekleyeceğiz. Yuvarlakları dediğimiz olaydı zaten slider'ın şeyi bastıkça buradan değişecek. Aralarında beşer santim bırakalım. Beşer piksel. Sonra bunları birazcık küçültelim. Tamam. Şunu şöyle yapalım. Şunlar pek rengi hoşuma gitmedi. Şöyle daha böyle hafiften göstersin kendini ki şey olmasın. Şimdi şunu da şunu 5 yapmayalım. Bunu genişletelim. Bir diğer çok kullanılan yöntem de şu. Bunu böyle açtınız ya. Şunu şu renk yapmak. Böyle arkadan bu onu kullanmış mı kullanmamış şöyle şu tarz renk geçişleri de hoş oluyor renklerin birbiriyle uyumu ya da direkt şu tarz denemiş o o bu tarz yapmayı tercih etmiş şöyle yapıp geçeyim demiş de bu daha hoş oldu sanki çok da renge boğmamak lazım hatta ters yaptık şöyle ol diyoruz bütünü bütün dedikten sonra bazen burada x kafayı yiyor çok yer birbirle çakışınca cetvel kafayı yiyor o yüzden onu biraz bazen monel tutturuyorsunuz o kadar da kolay olmasın diyor yani tasarımcısın tamam sanatla uğraşıyorsan birazcık da matematik kendini hallet diyor olu bold yapalım ki biraz güzel dursun. Böyle arkadaşlar yani yaptıkça yaptıkça eliniz gelişecek. Çizdikçe çizdikçe yeni fikirler gelecek. Yeni tecrübe kazanacaksınız. Popüler kurs yapalım. Semi bold medium'u seçtikten sonra başlıkta güzel bir renk kullanmış. Biz de şöyle alalım. Ama bolt yapalım, e, boyutunu 16 yapalım. Burayı da yaptıktan sonra bitirelim arkadaşlar. Çok aşağılar e, vakit yetmedi. Çok da vaktinizi almadan bu tarz tasarımları böyle taklit yaparak ilerleyebilirsiniz. Bu sitede burada anlatmak istediğim zaten olay e, o Story Set sitesiydi. Story Set sitesini e, kullanabilirsiniz bu tarz olaylar için. Çok işine yarıyor insanın. Çünkü Illustrator'ı açacaksın da bir de her insanın bilgisayarı tam çalışmıyor. Böyle 3-4 Adobe programını kaldıracak güçte de değil. O yüzden Storyset tam hızlı bir şekilde rengini değiştiriyor kendi sunucularında. Bize teslim ediyor. Hem hızlı hem birçok vektör mevcut. Çok güzel yani. İş görüyor. Buraları da hemen şunlardan ekleyelim. Mesela bakın bu renk de buna uymamış. Sanki adam mavi kullanmış ama bizim şu tarz bir renkle bunu kullanmamız lazımdı. Aslında tasarımda birkaç hata var. Benim tasarım hatası olarak adlandırdım ama adamın yaptığı üstte bu kullanılabilir. Burada şunu kullanabiliriz. Farklı farklı olur. Şurada çok fazla renk kullanmayız. Direkt böyle sadede gelir. Ama bu sefer de burası e, birazcık şey oldu. Fazla gözümüzü aldı. Şöyle hafiften bir şey katabiliriz o zaman buna. Şu tarz bir şey olabilir. Daha böyle gözümüzü yormayan bir renk e, tercih ettik. Şu tarzı da ortalayalım. Şöyle bir tane de menü ayarlayalım sonra kapatalım. Dakikasını çok uzatmayalım. Evet şu an bizi kanser etme peşinde. Tamam direkt şöyle yapalım. İkonları genelde bulduğumuz yer şu an ikonları pek girmeyeceğim. İkonları kullandığımız yer genelde flat ikon. Ancak Flaticon son zamanlarda vektörel desteğini kaldırdı diye hatırlıyorum standart üyelere. Şimdi bir deneme yapalım. Evet PNG dosyası indirtiyor sadece. SVG indir. Onu kaldırmışlardı. Aa düzeltmiş onu süper. Şu an çok saçma bir ikon indirdim ama. Evet. SVG dosyamızda istediğimiz oynamayı da yapabiliyoruz. Bu da mümkün. Bunu çıkartalım. Şuraya bir menü ekleyelim. Tasarım hiç bitmez arkadaşlar. Tasarımda rengiyle oynarsın, fontuyla oynarsın, rengini beğenmezsin, düzeltirsin. En azından bende hiç bitmiyor. Her dakika bir yerleriyle oynamak zorundasın. Çünkü habire bir şeyler görüyorsun. Bak mesela burada da çok fazla şu an hata görüyorsun. Bunları böyle azaltacaksın, edeceksin. Severek yaptığın zaman hiç e, yormuyor seni. Güzelce yapıyorsun ama eğer bu işi sevmeden yapıyorsan... Bu var ya bu tasarım işi sana cehennem gibi gelir. O yüzden e, herkes mesela yazılıma ilgin varsa direkt yazılımcı ol, hiç uğraşma. Tasarımcı olmak istiyorsan da başla bir an önce. Zevk alıyorsan e, bu işi yap. Onun dışında hiçbir iş aslında e, ilgini çekmiyorsa hoş olmuyor. Ama tasarım işi e, gerçekten bir sanata yatkınlığın varsa bu da sanatın farklı bir dalı öyle düşünebilirsiniz. Bakın ne kadar güzel oldu değil mi? Hiç uymadı. Çünkü arkadaş arkada çok garip renkler kullanmış. Böyle hafiften bir arkayı karartacağız ki öndeki menüyü dışa vuralım. Bakın. Her insanın hatası olur. Yapacak bir şey yok. Bu tasarımların rengini belli bir seviye için oturtmuş. Bir de telefon mokabına koyunca hoş duruyor gibi gözüküyor ama genelde hataları mevcut. Şöyle yapacağız o zaman daha üstü oldu. Bunu da ne renk yapacağız biliyor musunuz? Şöyle kullandığı rengin açık renkleri bile çok kıl aslında. Uyumuyor. Şöyle şöyle gideceğiz arkadaşlar. Şimdi ben bu videoyu burada sonlandırayım. Tasarımımız bu şekilde tamamlanacak bu kısım böyle taklitlerini yapa yapa sizde tasarımda gittikçe gelişebilirsiniz. Bugün böyle rahat bir çalışma yapmak istedim. Çünkü size göstereceklerimi gösterdim. Ee, şöyle şu tarz buradaki seçeneklerimiz zaten kısıtlı daire yapıyor. Üçgen yapıyor. Şu dediğimiz bize e, vektör çiziyor. Kalemle, pentolla. Şöyle bir şey. Hemen bir tane yaptık. Bak mesela. Şöyle bir şey. Ekleyebiliyorsunuz. Bugün böyle bir rahat çalışmayla e, sizlere de nasıl kullanılıyor, e, arayüzü nasıl onu gösterdim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.